Arkadaşlar merhabalar, İsmim Ozan Kuşçu. Ben Nar Eğitim Danışmanlığı'nın yönetici ortaklarından biriyim. E, oyuna geri dönüyoruz eğitimlerinde. Sizlerle beraberiz. B bizim için büyük keyif. Umuyorum önümüzdeki dönemde kariyeriniz için, işiniz için e, her şey çok güzel olacaktır. Siz kadınların iş yaşamında etkin olması e, hem toplumun e, hem de ekonominin refah açısından çok önemli diye düşünüyorum. E, sizinle bugün problem çözme ve karar alma konusunda sohbet edeceğiz. Hem size bazı yöntemler anlatacağım, hem bazı örnekler vereceğim, hem de kullanabileceğiniz bazı formatları da size sunacağım. Böylelikle hani sistematik bir şekilde bunları önümüzdeki dönemde kullanabilirsiniz ve işinize yarar diye düşünüyorum. Neler var eğitimimizde? Gelin bir beraberce bakalım içeriğimize isterseniz. Bir kere sistem bakışı ne demek? veri odaklı bakmak ne demek? süreç bakış açısıyla bakmak ne demek? Birazcık bundan bahsedeceğiz önemli çünkü bugünün dünyasında bir problemi çözmek istiyorsak önce veri setini iyi anlamalıyız verilere e, hakim olmalıyız ve o verilerden bir anlam çıkarmamız lazım. Bir buna beraberce bakacağız. E, ondan sonra bir problemi nasıl analiz edebiliriz diyeceğiz ve e, kök neden analizi diye bir yöntem anlatacağım size. Bu mühendislikte 5S diye de bilinen bir yöntemdir. Ama onu birazcık daha bizim e, günlük yaşamda ya da iş problemlerinde kullanabileceğimiz bir e, formata getireceğim. E, daha sonra kök neden analizini bir problemin yaptığımızda Ortaya çıkan kök nedenin sonrasında nasıl acaba çözüm önerileri geliştirebiliriz diyeceğiz. Orada da Disney'in yaratıcılık metodolojisini size anlatacağım. Walt Disney'in, Walt Disney stüdyolarında kullandığı yaratıcılık metodolojisini anlatacağım. Ona bir beraberce bakacağız. Tamam şahane fikirler ortaya çıktı ama bunları nasıl filtreleyelim, bunlara nasıl karar verelim? bir yöneticim varsa ben ona nasıl bunu sunayım? Bir yönetim kuruluna sunacaksam nasıl sunayım? Oradan kısa listeye nasıl gidebiliriz dediğimizde Ames Grid dediğimiz bir fikri dört yönüyle nasıl ele alırız ve bunu nasıl filtreleriz stratejik seviyede buna bir beraberce bakacağız. Oradan da bir fizibilite, bir başa baş analizi, bu işin birazcık ekonomik modeli ve nihai kararı nasıl alabiliriz diye Buna bakacağız beraberce. Tabi problem çözme ve karar alma ile ilgili birçok yöntem var. Bunları siz gidip google'layabilirsiniz ve karşınıza bir sürü yöntem çıkacaktır. Ama bu akışın, bu silsilenin ben işinizi göreceğini düşünüyorum. Özellikle iş yaşamındaki bazı problemleri çözerken. Şimdi gelin beraberce birazcık veri ne demek, bilgi ne demek bunlara bir bakalım. Şimdi veri dediğimiz şey aslında etrafımızdaki bizim ulaşabildiğimiz, bizim erişebildiğimiz ölçülebilir her şey demek. Buradaki önemli laf ölçülebilir olması. Yani veri dediğimizde mutlaka ölçebiliyor olmamız lazım. Arkadaşımın duygusu bir veri olamıyor benim için eğer onu henüz ölçemiyorsam. Elimde öyle bir teknoloji yoksa ama hava sıcaklığı benim için bir veri nem oranı havadaki benim için bir veri rüzgarın hızı benim için bir veri işte enflasyon oranı benim için bir veri yani burada aslında bir var olan durum bir değişim ve bir ölçüm mekanizması olması lazım. Peki veriden geçişte e, veriden enformasyona, enformasyondan bilgiye geçiş ne demek? Birazcık da onu konuşalım. E, Türkçe'de biz her ikisine bilgi diyoruz ama ben özellikle enformasyon ve bilgi arasındaki farkı da e, bir söylemek istiyorum size. Dostlarım, enformasyon alakalı veri demektir. Senin için önemli veri demektir. Senin için bakılması gereken veri e, demektir. E, örneğin e, bir ...demir-çelik üreticisi... ...şirkette çalışıyorsan... ...senin için dolar kuru... ...dünyadaki çelik arzı... navlun fiyatları... ...alakalı veridir. Sen eğer bir doktorsan... ...senin için pandeminin hızı... ...dünyadaki yayılması... ...hasta olan insanların hastalığı nasıl geçirdiği... ...hangi hastalıklara sahip insanlar... ...covid'i daha ağır geçiriyor... ...verileri... ...senin için alakalı veridir. Onun için... E kendi işimizde de öğrenmemiz gereken temel noktalardan bir tanesi bizim için alakalı veri ne? Ben hangi veri setine bakmalıyım dediğimiz noktadır. Buna enformasyon diyoruz. Peki enformasyondan bilgiye geçiş ne? Yani benim için bir verinin bilgiye dönüşümü ne demek? Bakın bunu aynı çocuklarımızla yaptığımız yapbozlar ya da Lego oyunu gibi düşünebilirsiniz. Biz bir veri setini alıp onu ortak kategorilerde gruplayıp aralarındaki ilişkilere bakıp oradan bir anlam çıkartıyorsak bu bizim için aslında bilgi oluyor. Bilgiye dönüşmüş veri oluyor. Bunun için de yapmamız gereken temelde iki tane iş var. Birincisi analiz etmek. Analiz etmek ne demek? Bunları gruplandırmak demek. Analiz zaten latince'de parçalarını ayırmak anlamına geliyor. Bunları bir gruplandıralım bir bakalım. Nasıl? Ekonomik veriler. Sağlıkla ilgili veriler sektörel veriler, işte coğrafi veriler, meteoroloji ile ilgili veriler gibi biz bunları gruplandırdığımız zaman ve aralarındaki bağlantılara baktığımız zaman akıl kelimesi Arapça'da akale, KL kökünden gelir. Akale bir şeyi bir şeye bağlamak demektir. Ne zaman biz bu veri setleri arasındaki ilişkilere bakıyoruz? işte o gerçek bir analiz oluyor. Buradan da bunları birleştirip bir anlam çıkarttığımızda yani işte önümüzdeki dönemde şu hastalıklara sahip insanlar COVID'den daha kötü etkilenebilir. O zaman önce onları koruma altına almalıyız dediğimizde işte bu bizim için bir bilgi oluyor. Yani aslında bilgiye kullanımdaki veri diyebiliriz. Yani bilgide artık bir eylem var. Hayata geçirilmiş bir şey var. O en sonda yazdığım erdem ne? artık o bilginin sende bir hal olması, senin haline dönüşmesi. Yani ben stres yönetimi konusunu iyi bilebilirim ee, ama en ufak streste etrafıma bağırıp çağırmaya başlıyorsam e, o bilgi benim halime dönüşmemiştir. Ben analitik düşünce konusunda bilgi sahibi olabilirim. Arada bunu kullanıyor da olabilirim ama karşıma çıkan mevzularda, karşıma çıkan problemlerde düzenli olarak analitik düşünmüyorsam işte o zaman o benim için bir erdeme dönüşmemiştir. Erdem bir bilginin sürekli hayatta yaşanır olması ve aynı zamanda bir hale dönüşmesi olarak alabiliriz. Bir yönetici olarak bizim, bir çalışan olarak bizim, bir profesyonel olarak bizim ya da bir iş sahibi olarak bizim mutlaka bu veriden erdeme geçiş yolunda en azından bilgiye dönüştürme seviyesi kadar becerikli olmamız. O verilerden alakalı olanları seçmemiz, gruplandırmamız, bunları derlememiz, toplamamız e, ve oradan bir bilgi üretmemiz e, kaçınılmaz olacaktır eğer kurumsal hayatta başarılı olmak istiyorsak. Şimdi birazcık gelin bir sistemi nasıl analiz edebiliriz? E, sistemin e, parçaları nelerdir? Bir sistemde bir problem görüyorsak e, o problemin boyutları nelerdir? Onlara e, beraberce bir bakalım. Şimdi... Diyelim ki yarın bir gün bir iş kurdunuz ya da bir şirkette yönetici olarak çalışmaya başladınız ve bir şeyler çok da istediğiniz gibi gitmiyor. Bununla ilgili de bir karar almanız, bir müdahale etmeniz sizden bekleniyor. Burada çok hızlı olmamak lazım. Yani bir anda acele etmemek anlamında söylüyorum bunu. Bir sistem istenen performansı göstermiyorsa bunun aslında temelde beş tane ana boyutu olabiliyor dostlar. Bir tanesi sistemin kendisi yani sistemik problem diyoruz biz buna. Bunu da nereden anlarız? Kendini sürekli tekrar eden bir problem varsa biz buna aslında artık sistemik problem diyoruz. Sistemin kendisinin ürettiği bir problem diyoruz. Sistemi de bir tanımlayalım aslında kısaca. Sistem illa bilgi teknoloji altyapısı falan demek değil. Sistem, iyi bir sistem kendini tekrar eden, kendini tekrar eden ve olumlu sonuçlar üreten aktiviteler bütünüdür. Yani biz düzenli olarak bazı aktiviteleri yapıyorsak ve bu aktiviteler olumlu sonuç üretiyorsa biz aslında buna iyi çalışan bir sistem diyoruz. Sistemik hata nedir ya da sistematik hatanedir Kendini tekrar eden ve performansı olumsuz etki eden aktiviteler varsa. O zaman aslında bir yöneticinin yapması gereken şey bu kendini tekrar eden ve performansı olumsuz etki eden aktiviteleri azaltıp olumlu etki eden aktivitelerin sayısını arttırmak. Bir basket takımı sürekli aynı yerden hücumda basket yiyorsa burada bir sistemik hata olabilir. Ya da doğru bir sistem yakaladığında iyi bir paslaşmayla sürekli benzer basketleri atabiliyorsa aslında sistematik etki eden bir taktik yakalamış olacaktır. Şimdi bu bizim birinci bakmamız gereken şey. Yani aktiviteler doğru dizayn edilmiş mi? Tabii ki bunları besleyen sistem altyapısı da doğru bir şekilde kurgulanmış mı diye bakabiliriz. Şimdi ikinci sırayı en sona bırakacağım. Genelde ikinci sırada bakılan bir şeydir. Ya bizim bu arkadaşlar bu işi yapamıyor dediğimiz şey ama ona birazdan geliriz bizim dikkat etmemizde daha doğrusu ilk sırayı daha sonraya bırakacağım bizim dikkat etmemiz gereken kritik unsurlardan bir tanesi de delegasyon problemidir yani bu sistem içerisinde yetkiler doğru tanımlanmış mı blokajlar var mı sistemin içerisinde yetkiler doğru tanımlanmadığı için sürekli yöneticiye giden ve bir türlü karar alınamayan durumlar var mı bunu aslında kim sorusuyla cevaplandırabiliriz. Kim sorusunun cevabı olarak düşünebiliriz. Doğru insanlar mı kararları veriyor? Yetki tanımlamaları doğru yapılmış mı? Buna biz delegasyon problemi diyoruz. Bunu da nereden yakalarsınız? Eğer bir yönetici olarak kendinizi sürekli bir şeylere onay veriyor durumda bulursanız ve aslında artık bir şeyi neredeyse sorgulamıyorsanız, yani gelenlere direkt onay veriyorsanız, aslında delegasyon vakti gelmiştir diye bakabilirsiniz kısacık buna ee, motivasyon problemi olabilir ekiplerimizde motivasyon problemi bir şeyin niyesini bulamama halidir ee, niye sözcüğü Türkçe'de aslında iki e, farklı soru kalıbının ortaklaşmış halidir neden ve niçin sözcüklerini neden e, bir şeyin geçmişte hangi sebepten kaynaklandığını ortaya koyar. Neden sorusu soru, geçmişle alakalıdır. Ne oldu da biz bunu böyle yapalım? Neden böyle yapalım? Çünkü geçmişte biz böyle bir problem yaşadık. Niçin böyle yapalım? Bu da gelecekte nereye ulaşmak istiyoruz? Amacımız ne ki böyle yapalımdır. Hani biz çok böyle düşünmeyiz Türkçede bunu. O zaman ben bir motivasyon problemi görüyorsam ekiplerimde, çalışma arkadaşlarımda ya nedenini bilmiyorlardır. Yani geçmişte bununla ilgili başımıza ne geldi de biz şu an bunu böyle yapmalıyız? Ya da niçin ne bilmiyorlardır? Geleceğe ne, nerede, nereye ulaşmak istiyoruz da biz bunu böyle yapmalıyız kafalarında net değildir. O zaman bir yönetici olarak bunları netleştirmek benim görevimdir. Bir diğer problem eğitim problemi olabilir. Bu nasılla alakalıdır? Eğer ekiplerimiz bir şeyin nasıl yapılacağını bilmiyorsa, yani taktiğini bilmiyorsa, yöntemini bilmiyorsa... Bunun çözümü eğitimdir. Şimdi neden birinci sıradaki insan kaynağı problemini en sona bıraktık? Çünkü yöneticiler genelde bunu hemen başta, yani ekipler bu işe uygun değil, bizim arkadaşlar satışçı değil, bizim arkadaşlar riski yönetemiyor. Değiştirelim bunları gibi bir yerden bakarlar. Ama alttaki dört başlığı çözmeden dönüp birinciyi ilk sorun olarak ortaya koyarsak sürekli ekip değiştiren ama bir türlü istediği performansı, yakalayamayan bir şirkete dönüşebiliriz. Onun için benim size önerim bu dört tane başlıkta yapılması gerekenleri yapıp az önce söylediğim soruları sorarak ondan sonra dönüp ya acaba gerçekten benim bazı arkadaşlarım çalışma arkadaşlarım bu iş için doğru profil değil mi diye bakabilirsiniz. Burada da esasında bazı işlerin yönelimi vardır yani doğru insan kaynağı profili olup olmadığı bir şeyi bilmemesiyle alakalı değildir. O genelde eğitimle alakalıdır. Ama çok içe dönük birinin evet yani satış ya da müşteri ilişkilerinde en başarılı olacağı için satış ya da müşteri ilişkileri olmayacağını söyleyebiliriz. Ya da sürekli dışarıda olup sürekli insana temas etmek isteyen birinin bir şirketin denetim ya da teftişinde ya da muhasebesinde en başarılı olmayacağını söyleyebiliriz. Yani birazcık bunu ee, içe dönüklük ya da dışa dönüklük Analitik olmaya da insan odaklı olma gibi bir yerden e, ele alabilirsiniz biraz böyle bakmak lazım e, profil konusuna